Ya siz tozla, çamurla toz değil ayıramıyorsanız, ya seni temizle pisle ayıramıyorsanız değil. Benim ya yapacak masayı, bir şeyim yok burada bence. Ama sen şimdi o masanın tozunu bile alırken bayağı bir uğraştın. Yani sanki üstünde çamur, yani ne yapayım ya, şey? Yani yapışmış, çıkmayan, yani birikmiş çamurdan bahsediyor gibi konuşuyorsun. O senin bezinle, güzelcikle alabileceğin bir çamurdu. Senin dişinle çamur diyorsun yani sen. Banyoya gelince de klozet iyiydi. Yani küvetin nesi vardı oraya? Küvette hala kalıntılar vardı. Kendi elimle çıkarttığım böyle önceden inşaattan herhalde bir alçı mı diyorlar ona ne? Evet. Hala o vardı, parmağımla ittim resmen. Onu rahatlıkla çıkarabilirdin sen. O kadar ayrıyeten lavabonun oradaki çeşmeler var ya, evet, ayrıyeten dekor olarak. Oraya hiç sürmemişsin bile bezini sen. Sürmüşse olsan zaten çünkü kireç lekeleri vardı. Hı. Böyle hafif. Lavabonun içini diyorsun değil mi? Hayır canım, lavabonun üstündeki aksesuarlardan bahsediyorum. Evet. Sen kesinlikle oraya bez atmamışsın diye düşünüyorum. Çünkü hala vardı ki gösterdim de. Burası kremlendi, tellendi, üstüne su tutuldu. Üstündeki abajürler tek tek kremlendi, üstlerine su tutuldu. Onlar da hiçbir şey ve ayna mayna komple temizdi, kurulandı. Bence Gülistan sen gözlüklerini al gel. Benim gözlüklerim yok ki alayım. Bence yok o zaman yani, bir göz doktoruna git muhakkak kere. Ama ben gösterdim. Aa tamam, ben yanlış gördüm diyorsunuz. Gözüm bozuk kireç dedim ya. Kireç lekesi vardı diyorsun. Evet vardı, gösterdim. Krem kalmış olabilir orada. Hayır çünkü tas tas su döküldü. Bebeğim krem olsa tamam derim ama krem değildi o ya. Ama ya, ben de baktım da üstü yani falan temizdi. Şey o yüzden yok. Krem belki sana öyle kuruduğu için öyle görünmüş olabilir. İmkansız. Şöyle diyeceğim, üstü süngerlendi. Orayı siz mi temizlediniz? Ben temizledim. O zaman yani kesinlikle bak anladım yani. Hayır ben... Orayı o kadar güzel savundunuz ki kabul etmiyorum. Ama vardı orada, kameraya hayır, da gösterdim. Hayır ben şimdi bak, ben yaptığım işin arkasında dururum. Tamam, yaptığım güzel işin, bir şey bu. Yanlış olana yanlış okey derim ama orayı çünkü 2-3 defa su tuttuk, telledim hatta dış sesle konuşurken. Belki kuru bezde alsaydınız o dediğim kuru kalıntı bezde kalmazdı. Kuru bezde aynasını bile kuruladım ben orada. Ama ben aksesuarlarından bahsediyorum. Hayır, ayna diye bir şey dedim yoktu mi? Ben... Yoktu, hayır hayır. Ben ayna demedim. Lambalara elde demedim. Lambalarda bir şey var mı? Yoktu. Onlar tamam anladım Kadir Bey, siz orayı temizlediniz. Hayır bak bak, benlik değil şimdi. Benim yerim orayı kendi günde Hatice de temizleyebilir ama temiz olan bir yerde illa temiz var. Değil. İkisine temiz de baktım. Değil. Ben sadece bu banyoda ben gösterdim. Çamaşır makinesinin üstündeki çeşmelerde. Bir yarışmacımız sadece oldu mesela. Yarışmacının temizlediği ocağı ben biliyorum, temiz orası. Hı. Hayır yağ var dedi. Tuttum tamam, kolundan mutfağa götürdüm. Tamam, bana dedi bu yağı göster. Kabul ederiz. Hiçbir şey yok orada. Bembeyaz hala yok, yağ var. Hayır tamam, sadece çamaşır makinesinin üstündeki musluklar vardı. Onda vardı. Başka hiçbir yerde yok. Olabiliriz. Ben de banyoda hiçbir şey yok. Demek ki beni anlamadınız ki oradaki aksesuarlardaki kızaksesuarları ben orada metal şeyler var. Tamam yok yani hemen musluğun üstünde. Şu durumda ben şüpheye düşüyorum. Acaba diyorum ki Gülistan temiz olan yere de mi kirli diyor. Niye öyle bir şey diyeyim ben? Kimsenin hakkına kalk, girmek istemem. Kalk. Vallahi gidelim. Kalk. Kadir Bey, yani yarışmacı. Benim tek amacım orada istediğim, görmek istediğim temizlikti. Yani tek amacım o. Kimin yaptığı önemli değildi. Aa bunlar ne? Bunlar sabun kirli kireçleri değil mi? Bunlar detay ne, değil onlar mi Kadir bir Bey? Bir saniye. Ha? Ne var burada Gülistan? Kız bu çıkıyor, bu çıkıyor, dur. Peki bu ne? Gel buraya bak. Şimdi bak, ben görmesem? Bak gel, eline geçiyor. Bak bak bunlar eskimiş, görüyor musun? Tamam bana, bu eskimiş. Bu okay, da aynı. Peki bu? Peki buna ne diyeceksin? Bundaki de kremler. Bu krem değil. Krem bak bak şunlar sabun krem, lekeleri, görüyor musun? Sabun lekeleri bunlar. Bak bir şey diyeceğim. Şimdi tamam sen de bir saniye şunu görüyor musun? Bak bak şunu görüyor musun? O temiz. Şu, bunu ben yıkayan adam bunu mu yıkamayacak? Bak, İyi de zaten bak, şuraya bir bakın. Ben mi körüm diyorum ama ha, bilmiyorum. Bunlar krem mi gerçekten? Ha, bu şey böyle kalınca da bayağı kirli. Kirli tabii ki de. Benim en çok detay bak. Ben tamam, kendi temizliğini şimdi, de göstereceğim tamam, ben sana. Tamam bir saniye. Şimdi 4 saatlik bir yarışmada ha, olduğumuz için koşturmadayız. Bak bunların şimdi üstüne bir şey bak, diyeceğim. Bak bak. Baktım, bunların üstüne baktım, baktın mı? Tamam. Var mı bir şey? Şimdi bir şey diyeceğim. Yok burada banyoda böyle detaylı bir tamam tekrar, hayır şimdi herkesin bakış açısı farklı. Tamam. Demek ki burası böyle kalınca sana bu banyo temiz gelmiyor. Gelmez. O zaman günün direkt de, kullandığımız ha, yer. Tamam o zaman bak lavabo kaymak gibi. O zaman gününde, gününde öyle bir temizlik bekliyorum ki senden. Merak etme. Buraya takanın çok dip köşe bir temizlik yapması lazım. Ki zaten ispatlayacak. Peki, haydi o zaman. Kinlendi size. Hayır kin değil. Hayır. Hayır kin ama değil. Ama bir şey söyleyeyim 4 mi? 4 saatlik bir şimdi yarışmada. Şimdi kendisi temizledi ya orayı. O yüzden kabul etmiyor. Tabii ki ben işimin arkasında tamam, duracağım. Tamam ama ben düzgün bunu olması gerekmiyor tamam mu? Tamam ben de diyorum ki şimdi, madem. Tamam ben buraya okay, bakmayayım. Ben de diyorum ben ki. Ben buraya da bakmayayım. Gel, nereye bak, bakacağım? Bak, fayans bak, aralarına mı gireyim bak, bakayım? Bak, tamam buraya bak. Şimdi senin gününde de eğer bu kadar ince bir yerde. Hadi çak çak. Çak çak. Eğer bu kadar ince bir yerde bir şey kalırsa.
O zaman konuş. O zaman da ben konuşacağım. Tamam. Hadi bakalım, tamam. Gidiyoruz. For the maiden. Ben kendi günümde bile Kadir'i çalıştırmayı düşünmüyorum. Gördüm zaten. O da böyle üstten alıyor galiba. Kendimi garantiye almam lazım. Kesinlikle 10 bin lirayı ben almam lazım. Gülistan'ın dediği yer devede kulak. Mikroskopla hiç de değil, kabul etmiyorum. Bulursunuz. Sabunlu tabağı var, evet, mı? Tabağın içi yıkanmış. Evet, hani. Su var içinde zaten. Onu çıkarmış, onu tutan metalin demirinde krem lekeleri. Hayır, sadece demir kısmı değil, o etrafı da öyle. Sadece demir kısmı değil, onu tutan demir ayağından bahsediyor. Ayna okey. Etrafındaki önündeki şey, hayır demir değil. Okay. Üstündeki lambalar okey, havlular okey, lavabo kaymak gibi. Gülistan Hanım'ın dikkatini ben sabunu takılır, ben bir şey dedim mi? Ama tam da gözümün önündekini de görüp de söylememek tamam. Olmaz yani. Ben de Gülistan'a dedim ki madem 4 saatlik bir temizlikte. Lavabonun önünde. Peki. Ben de dedim ki madem 4 saatlik bir temizlikte bu kadar detaya. Kendisi temizledi ya, o yüzden böyle. Bu kadar İnada tabii bağladı. Ki yapacağım ben işimin arasında. 4 saatlik bir temizlikte bu kadar. Çünkü ben çok gördüm. Aha. O kadar detayı inceleyip eleştirip de kendi gününde yetiştiremiyorum. Valla yani. Ben kendimden eminim. Ben de şimdi Gülistan'dan çok detaylı bir temizlik istiyorum. Öyle çünkü olacak. Dedi ki burası kalmışsa dedi bu banyo benim için temiz değildir dedi. Evet. Gülistan'a göre şu anda o banyo temiz değilmiş. Yok, temiz. Gülistan nasıl bir banyo temizleyecek hep birlikte görmek istiyorum. Göreceksiniz zaten. Peki hadi ver puanını Gülistan'cığım senden alalım. Evet, haftanın ikinci puanını Gülistan veriyor. Bakalım bugünkü eve beğenmediği banyoya Gülistan kaç puan verdi? Buyur Gülistan. Arzucuğum sana puanım. 3. Neden 3 diyeceksin? Hiç yorucu bir ev değildi. Detaylı temizlikler, gözünün önündeki temizlikleri güzel temizleyemediğin için puanım 3. Peki. Teşekkür ediyorum. Kusur bulmak istiyordu. Sağda solda çok ince detaylara girerek kusur bulmaya çalıştı ki elimden geleni yaptım. Bu kadar ufak detaylara takılmaması gerekiyordu bence. Melek senden devam edelim. Mutfaktan başlıyorum Arzucuğum. Mutfağın üst dolabını hiç silmemişsin. Evet. Olduğu gibi duruyordu. En azından bir bez vursaydın güzel olurdu. Üst tarafa girdiğimde evet zedelendim. Yani el girmesi biraz zordu. Ya benim elim girdi bilmiyorum. Onun için hani ben gördüğümü söylüyorum. Genel olarak güzel. Camı sildin, güzel sildin, güzel yaptın, onu beğendim. Dolaplarında krem izi vardı. Biraz daha duru suyla temizleyebilirdin. Elimden geldiğince duru suyla temizlemeye çalıştım. Gerçekten çok sıklıkla su değiştirdim. Bezlerim olsun çok dikkat ettim. Ama 4 saatin içinde elimden bu kadarı geldi. Yani benim gördüğüm, dikkat ettiğim dolabın üstü ve oralardı. Ama gene iyi olmuş. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Bez yıkamasını beğendi mi? Temiz suyla mı çalıştı? Bezlerini salona geldiğimde camda yarım saat oyalandı. O biraz dikkatim çıktı. Evet yani yarım saat çok uzundu bir cam için. Çünkü yarım saat evet baktım yani burada beklerken. Dikkatli baktım. Bir yarım saat geçti sanki böyle. Ben detaycıyım ama belirli yerlerde. Çünkü 4 saatte nelerin yetişip yetişmeyeceğini çok iyi biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.